Bu makale sizlere Ketebe Yayınları sponsorluğunda sunuluyor. Evangelik Papaz'ın Riyakar Kızı Tamer Korkmaz. Şansölye Angela Merkel, korona aşısını bulan Profesör Doktor Uğur Şahin ve eşi Doktor Özlem Türeci ile video konferans aracılığıyla görüşmüş ve sizinle gurur duyuyoruz. Dünyaya umut oldunuz demiş. Hayatları kurtaracak böylesine bir aşının Almanya'dan çıkmasından gurur duyduklarını söyleyerek de Türk çifti tebrik etmiş. Kaderin cilvesidir. Unutmuyoruz. 1993'te Solingen'de Türk ailelerinin evini yakıp 5 masumun hayatlarını söndüren neo-nazi maskeli katiller Alman derin devletinin piyonu olarak saldırmışlardı. Bir başka dehşetengiz örnek. 2000 ile 2007 yılları arasında 8'i Türk olmak üzere 10 kişiyi kontra örgütü NSU'ya katlettiren Alman derin devletinin döktüğü kanlar Şansölye Merkel'in de ellerine bulaşmıştı. Nasıl mı? Bilmem kaç duruşma sürmüş göstermelik mahkemeye cinayetlerin asıl adresini örtbas etmek içindi. Elbette iki örnekle sınırlı da değil. Almanya'da yıllardır gurbetçilerimizin hayatlarını kaybettiği böylesi dehşetli çok sayıda kanlı saldırı yaşandı. Almanya'nın derin barbarları ülkelerindeki Türklerin hayatlarını görevli katillerinin eliyle acımasız, hunharca, gaddarca söndürdü. Buna mukabil Angela'nın Almanya'sındaki iki Türk bilim insanı salgına karşı buldukları aşıyla kim bilir kaç hayatın kurtarılmasına vesile olacak. Almanya'daki Türk çiftin aşıyı bulması mı? Alman Derin Devletinin yıllardır uyguladığı haliyle evanjelik papazın kızı Angela Merkel'in de parçası olduğu Türkler dışarı politikasına atılmış manevi bir tokat gibidir. Kaderin cilvesidir demem bundan. Alman usulü iki yüzlülük. Geçen hafta Angela Merkel Türk çifti tebrik ederken eş zamanlı yaşanan Alman barbarlığı da ibretlik bir örnektir. Avrupa Birliği'nin lokomotifi Almanya'da yaşayan 7 kişilik Akyüz ailesinin evi gece yarısı yüzleri maskeli onlarca silahlı Alman polisi tarafından basıldı. Kapıyı kırıp içeri giren barbar Alman polisi, haklarında hiçbir tahkikat bulunmayan Akyüz ailesinin evini talan etti. Aile fertlerinin elleriyle ayakları bağlandı, uçağa bindirilerek sınır dışı edildiler. Üstelik hiçbir gerekçe gösterilmeden Evangelik papazın kızı Angela'nın ve onun şansölyesi olduğu Alman devletinin iki yüzlülüğü, işte bu Alman usulü barbarlıkta bu işkenceyle, bu kahpelikle bir kere daha sırıtmıştır. Angela'nın yakın arkadaşı yurttaş Aydın Doğan'ın, Kayı'nın kankası Ertuğrul Dikman'ın ve de Almanların yeni sözcüsü, pardon yağcısı Yılmaz Özberli'nin Almanyası işte budur. İslam düşmanı Doşland Angela'nın Almanya'sı Avrupa Birliği üyeleri içinde en fazla cami yakan ülkedir. Başta PKK'lılar olmak üzere taşeronları eliyle camileri kundaklatmak Almanya derin devletinin organizasyonudur. Daha birkaç gün evvel Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki Sontheim beldesinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne bağlı Fatih Camii'nin duvarlarına sprey boyayla hat çizildi. PKK terör örgütünü ve FETÖ'yü sistematik bir biçimde kollayan da Merkel'in Almanyası'dır. Hainliğin şahikasına çıkmış Fethullahçı savcı Zekeriya Öz'ü pamuklara saran yine Alman derin devletidir. Doğu Akdeniz'de seyreden Türk yük gemisine uluslararası hukuku hiçe sayarak haydutça baskın düzenleyen Alman fırkateynini de unutmuyoruz. Bu makale sizlere Ketebe yayınları sponsorluğunda sunuldu. Tamer Korkmaz